Siber suçlara geri dönersek, şimdi siber güvenlik stratejisinde uluslararası işbirliği 2013'ten beri yayınlanan stratejilerde tekrarlanan birkaç unsurdan bir tanesi. Peki nasıl sorusu belki eylem planında cevaplanmıştır fakat biz sıradan insanlar o eylem planına erişme şansımız yok gizli e, evrak olduğu için. Siber suçlarla mücadelede ne yapabilir diye Türkiye düşündüğümüzde bir araştırmacı olarak ben iki şekilde cevap verebiliyorum bunu Bir tanesi demin de bahsettiğim gibi Interpol ile geliştirilebilecek bir daha yoğun bir işbirliğiyle diğer ülkelerin elindeki siber tehdit istihbaratı kendi ülkemizin menfaatlerini korumak için kullanılabileceği gibi aynı şekilde uzmanlık da genişleyecektir. Yani Türkiye'deki kolluk kuvvetlerindeki uzmanlık da interpol işbirliğiyle genişleyecektir. Geçmişte katıldığım bazı uluslararası kapalı toplantılarda birçok kolluk kuvveti temsilcisinin, ben işte Macaristan'daki e, siber suçlarla mücadele birimindeki şu arkadaşla buradaki uluslararası konferansta tanıştığım için herhangi bir durum olduğunda direkt telefonla ulaşabiliyorum gibi kişisel kontağın önemini gösteren örneklerle karşılaşmıştım. İkinci basamak olarak Budapeşte Konvansiyonu. Budapeşte Konvansiyonu nedir? Budapeşte Konvansiyonu uluslararası siber suçlarla mücadelede e, için devletler arası oluşturulmuş bir anlaşmadır. Peki, önemli bir özelliği var. Hangi senede imzalandı? Hani biz şu anda çok e, moda bir tabirle diyoruz ya, Z kuşağı, Z kuşağı. Bizzat internetle alakalı, siber alanla ilgili e, buradaki suçlarla mücadele için oluşturulan bu işte konvansiyon aslında Z kuşağına ait değil. Çünkü 2000 yılında imzalandı. Ondan sonra çok e, az revize edildi, çok az güncelleme yapıldı. Ben bunun... Türkiye açısından bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü Türkiye siber diplomasi alanında kendi kapasitesini kullanarak Budapest'te konvansiyonun daha güncel bir hale getirilmesini günlük yani bugünün tehditleriyle mücadele etmede bizi daha etkin hale, dünyadaki kolluk kuvvetlerini daha güçlü hale getirmek için güncellenmesi konusunda başı çekebilir.